Merhabalar, Faizsiz Ekonomi'ye hoş geldiniz. Faizsiz Ekonomi'de bugün katılım bankalarında dijital dönüşümü, açık bankacılığı ve Türkiye'deki fintech ekosistemini konuşacağız. Bugün konuğumuz Kuveyt Türk Dijital Bankacılık Grup Müdürü Sayın Okan Acar. Okan Bey hoş geldiniz Eylem. Hoş bulduk. Teşekkür, çok teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olun. Şimdi aslında biraz salgın dönemi geçti. Yani geçmedi hala ama hayatımıza pek çok yenilik getirdi. Artık birçok insan banka şubelerine gitmiyor. Biz Türkiye'de bir dönem ardı ardına açılan banka şubeleri gördük. Şimdi aynı bankalar ciddi bir dijitalleşme yatırımı yapıyorlar. Çünkü insanlar şubeye gitmekte ve temas etmekte imtina ediyorlar. Bu dönem Katılım bankacılığında ve sizde ne değiştirdi? Aslında şöyle yani katılım bankacılığında değil aslında bütün bankacılıkta e, bir şeyler değiştirdi. Yani bankaların bir kısmı buna çok hazırlıklıydı. Bazıları e, o dönemde hazırlanmaya çalıştılar. Bazıları da yani e, halen hazırlıkları devam ediyor diyelim. Şimdi bu dönemde özellikle şunu gördük. E, dediğiniz gibi bankaya gitmek istemeyen müşteriler işlemlerini mobil şubeler üzerinden halletmeye çalıştılar. Bu da mobil şubeler üzerine gerçekten çok fazla büyük bir hani işlem baskısı oluşturdu. E, bu bizim altyapılarımızı tekrar gözden geçirmemize, bunları kuvvetlendirmemize neden oldu bütün bankalar olarak. Öbür taraftan e, şubede gelen, gelmek isteyen müşteriler vardı. Gelmeleri gereken müşteriler vardı. Buradaki işlemlerin de süresini azaltmamız gerekiyordu. Burada mesela bazı projelerle bunları düşürmeye çalıştık. Mesela bir kağıtsız bankacılık projesi yaptık. Böylece müşterinin bir hesap açma sürecini artık saniyelerle ölçüler hale getirdik. Öbür taraftan bir senin bankan platformumuz var. Bu platformla birlikte müşteriye hiç şubeye uğramadan hesap açtırıyorduk zaten. Müşterilerin buraya çok inanılmaz bir teveccühü oldu. Bununla birlikte biz de oradaki kurye servisini arttırdık. Ee, oradaki e, hacmi büyü büyüyeceğini öngörerek bunu yaptık. Ee, ve yani şu anda da halen bu devam ediyor dediğiniz gibi. Artık bu yeni normale alışmaya çalışıyoruz. Ee, bunun da ileride devam edeceğini düşünerek yatırımları yapıyoruz. Hı hı. Ee, diğer bankaların da bu şekilde yaptıklarını görüyoruz. Ee, burada müşterilerin halen bir kısmının şubeye gelmek istediğini görüyoruz ve gelmeye de devam edecekler. O zaman bunun bir dengesini hep beraber bulmaya çalışacağız onlarla. Burada altyapı yatırımları noktasında özellikle yeni e, projeler olacak mı peki? Tabii. Yani şimdi birincisi altyapı yatırımlarını hani ikiye ayırmamız lazım. Yani birincisi bizim kendi çalışanlarımızın evden çalışmalarını sağlayacak olan bazı altyapı yatırımları. Bir de e, müşterilerimizin e, mobil şubemizi, internet şubemizi yani uzak uzaktan bankacılık yapılan kanalları kullanmalarını sağlayacak altyapıların geliştirilmesi. E, bununla ilgili projelerimiz var. Bunlar daha çok bizim bilgi teknolojilerinin altında e, altyapı projeleri olarak devam ediyor buradaki veri mimarisi, ondan sonra veri tabanı mimarisi, bunların hepsi tekrar ele alındı. En baştan ele alındı ve alınmaya devam ediyor. Bu anlamda bu projelerin devam edeceğini tabii ki söyleyebilirim. Peki, açık bankacılığa bakacağız şimdi de. Hayatımızda bir açık bankacılık kavramı girdi. Nedir bu açık bankacılık kavramı? Özellikle mevzuatta Türkiye'de nasıl düzenlemeler var? Bir izleyelim ardından ayrıntılarıyla konuşacağız. Dijitalleşmede artan dönüşüm bankacılık sektöründe açık bankacılık kavramını gündeme getirdi. İnternet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları beraberinde güvenlik uygulamalarını artırdı. Alışverişlerin internet platformlarında artması tüketicilerin bankacılık kanalları yerine kullandıkları telefon uygulamalarından bankacılık hizmetlerine erişme talebini de doğurdu. Daha açık tabiriyle açık bankacılık bankalar tarafından kayıt altına alınan düzenli fatura ödemeleri harcama ve hesap bilgilerinin müşteriler tarafından verilecek izinler doğrultusunda üçüncü parti kurumların kullanımına açılarak müşteri yararına birçok hizmet sunulması anlamına geliyor. Açık bankacılık kavramı mevzuatta Türkiye'de ilk kez 2013 yılında yer aldı. 2020 Cumhurbaşkanlığı yıllık programında ödeme sistemlerinin Merkez Bankası'na bağlanması ve gerekli düzenlemelerin yapılması kararlaştırıldı. Bu yıl bankaların bilgi sistemleri ve elektronik bankacılık hizmetleri hakkındaki yönetmelikte açık bankacılık ilk kez tanımlandı. Web servis ve FTP gibi paylaşım yöntemleri de açık bankacılık tanımının kapsamına girdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dünyadaki örnekleri inceleyerek açık bankacılıkla ilgili çalışmalar yapmaya devam ediyor. Açık bankacılık kavramını konuşacağız şimdi de aslında dünyadaki örnekleri incelediğimizde özellikle Avrupa'da çok ciddi bir ilerleme kat edilmiş açık bankacılıkta ama bizde biraz daha mevzuatta yeni yeni düzenlemeler var ve sanıyorum bu yıldan itibaren biraz daha çalışılmaya başlanacaktı ama salgın süreci girdi araya. Dolayısıyla bu önce nedir yani bir tüketici bir müşteri olarak ne anlamalıyız açık bankacılık kavramından? Şimdi açık bankacılık aslında şu demek biz müşterilerimizi bankalar olarak kendi mobil uygulamalarımız üzerinden işlem yapmaya tabiri caizse zorluyoruz. Oysa müşterilerin her zaman hayatlarında kullandıkları bazı uygulamalar var. Bu uygulamalar müşterinin birçok sorununu çözerken niye bankacılık sorunlarını veya bankacılık işlemlerini de halletmesin? Aslında temel düşünce bu. Şimdi bu bunlara platform diyelim. Bu platformların arkasında apiler vasıtasıyla yani birbirleriyle bu e, uygulamaların konuşmasını sağlayan altyapılar vasıtasıyla e, birçok banka e, tek bir uygulamaya bağlanarak müşteriye hizmetlerini sunabilir hale geliyor. Açık bankacılık bu demek aslında. Şimdi açık bankacılık 2007'de ilk defa e, Avrupa Birliği'nde gündeme geldi. E, buna PSD-1 diyoruz yani e, ödeme sistemleri direktifi 1 diyoruz. Daha sonra e, ülkemiz bunu 2013'te adapte oldu elektronik e, para kuruluşları kanunuyla. E, 2015'te e, PSTT'nin ikincisi çıktı Avrupa Birliği'nde. Fakat daha sonra İngiltere 2016'da e, kendisi inisiyatif kullanarak, standartlar oluşturdu, kendi bankalarına bunları uygulayın dedi ve aslında açık bankacılık temelde İngiltere'de doğdu diyebiliriz. Hı hı. Biz Türkiye olarak bu gelişmeleri izleyerek 2019'un Kasım'ında kendimiz yeni kanunumuzu yaptık. Burada PSD2 ile birlikte gelen birçok düzenlemeyi, kurumu, bazı tanımları burada yaptık ve e, haberde de söylediğiniz gibi Mart 2020'de gelen elektronik bankacılık e, işte düzenlemesiyle birlikte aslında bunlar hayatımıza girdi. Şimdi burada Merkez Bankası çok önemli bir rol üstlendi artık. Bu işleri Merkez Bankası düzenleyecek. Bunun böyle olmasının bizim için şöyle bir avantajı var. Aslında bankaların hepsine bazı konularda bazı yükümlülükler verecek ve diyecek ki bu şu 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 apilerinizi açın. Ve e, bu konularda hani işte üçüncü parti uygulamalara destek olun diyecek ve bizi de bir çerçeveye sokacak. Bunu bekliyoruz. Aslında bunu bir kısmını yaptı, bir kısmını yapacak. Çalıştayları halen devam ediyor ben inanıyorum 3 yıl içinde aslında biz bugünden çok daha farklı böyle bankacılık uygulamaları göreceğiz. Daha doğrusu bankacılık uygulamalarıyla desteklenen uygulamalar göreceğiz. Şimdi burada mesela tüketici gözüyle tabii ki bunu biraz daha sormak zorundayım. Güvenlik giriyor işin içine. Evet. Yani zaten bugünkü şartlarda bile baktığınızda evet bankaların güvenlik altyapıları çok güçlü ama yine de burada hala güvenlik zafiyetleri olabiliyor tüketici açısından Kesinlikle. baktığımızda. Dolayısıyla bir müşteri olarak örneğin ben üçüncü bir uygulamaya yetki vereceğim. Şimdi bu ne kadar güvenli? Bir yandan tabii böyle soruyorsunuz ama bir yandan da yapılan araştırmalara bakıyorsunuz. Mesela birçok insan o güvenlik politikaları noktasında yazıları bile okumuyor. Yani altyapılar noktasında. Dolayısıyla burada siz çalışmalarınızda ne görüyorsunuz tüketici gözüyle? Yani çünkü bu yayı bir şekilde yaygınlaştırılacak. Siz biraz da aslında güvenlik altyapısını güçlendiriyorsunuz. Aslında bence buradaki kullanıcıların, insanların bu uygulamaları kullananların şuna bakması lazım. Arka tarafta bir banka buna destek veriyor mu vermiyor mu? Türkiye'deki bankaların e, hepsi böyle bir uygulamayla e, çalışıyorlarsa bu uygulamayı mutlaka risk açısından değerlendirmiştir. Güvenlik açısından değerlendirmiştir, işleyiş açısından değerlendirmiştir. Şimdi e, bizim mesela kendi içerimizde bir fintech komitemiz var. Hı hı. E, bununla birlikte bizimle çalışmak isteyen fintechleri önce bir önelemeden geçiriyoruz. Daha sonra bir e, hani iş planımıza uygun mu, bize bir değer katacak mı diye bakıyoruz. Daha sonra da üçüncü aşamada onları risk açısından değerlendiriyoruz. Yani mevzuata uygun mu? Ondan sonra işte müşterinin tanı prensiplerine uygun hareket edecek mi? Sistemlerimiz de onların sistemleri güvenli bir araya gelebilecek mi? Her çeşit böyle BT hukuk bütün bu listlere bakıyoruz hı hı. ve daha sonra da üst yönetimimize çıkartıp bunlarla çalışıp çalışmayacağımıza karar veriyoruz. O nedenle bence burada tüketicinin temelde bakması gereken aslında arkada bankalar buna destek veriyor mu vermiyorlar mı? E çünkü bankalar zaten bunları müşteriler için yapıyor olacaklar. Burada mesela dünyadaki örneklerle bahsediyoruz. Arada ne görüyorsunuz? Yani mevzuat olarak baktığımızda biz daha çok yeniyiz mevzuat başında ama bizde de çok gelişen bir fintech ekosistemi var. Yani belki evet Avrupa'da 10 yıl önce başlamış ama biz belki aynı yolu şu teknolojiyle ve şu üretimle 5 yılda alabiliriz. Yani tabii rakamlar çok ileride. E, bunun ne kadar doğru olur bilmiyorum ama örneğin Avrupa'da %100'e yakın açık bankacılığın evet. gelişimi. Sonrasında Yeni Zelanda, Avustralya geliyor. Evet, evet. biz daha çok yolun başındayız mesela. Oraya kıyasladığınızda o gelişimde yani şunu diyebiliyor musunuz mevzuatta her düzenleme yapılırsa biz bunu hızlıca işte yüzde %50'lerin üzerine çıkarabiliriz gibi bir söylem olabilir mi mesela? Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani e, bizde mevzuatın sonradan gelmiş olması bizim için bence bir dezavantaj değil. Hı hı. E, çünkü şimdi Biraz önce söylediğimiz gibi 13 senedir bunları çalışıyorlar. Daha öncesi de var ama hani 2007'yi biz milat kabul ediyoruz burada. Şimdi bununla birlikte e, 2007'den sonra 2015'te tekrar bir direktif yayınlamak durumunda kaldı Avrupa Birliği. Neden? Çünkü oradaki bazı eksiklerini gidermek durumunda kaldı. Şimdi bunları hep böyle deniyorlar. Yanıldıkları yerde tekrar deniyorlar. Biz Türkiye olarak sonradan bu işin içine girdiğimiz için aslında en iyisiyle çalışma şansına sahibiz. Yani bunu şöyle düşünün. Mesela... E, biz hani banka olarak e, ne yapıyoruz? Küçük şubeler açabiliyoruz şu anda. Hiç gitmediğimiz yerlere gidebiliyoruz. Ama e, mesela çok büyük bir banka olsaydık orada zaten şubemiz olsaydı mesela bu maliyetlerimizi nasıl yönetir diye düşünmek durumunda kalacaktık. Bazen sonradan girmek çok büyük avantajlar da bize sağlayabilir. Bu nedenle e, ben bunu bir dezavantaj olarak görmüyorum. Hı hı. Bir de şöyle bir durum var. Yani ülkemizin e, çalışma sistemiyle Avrupa Birliği'nin birçok ülkesinin ve dünyadaki birçok ülkenin çalışma sistemi birbirinden biraz farklı. Neden? Bazen orada önce ticari gelişmeler oluyor. Daha sonra mevzuat bunu dolduruyor. Bizde ise önce mevzuat çıkıyor. Mevzuatın çıkmasını biz istiyoruz. Şöyle şöyle çıksın diyoruz. Daha sonradan bunu çıkartırıyoruz veya birlikte evet. çıkartıyoruz. Daha sonra da ne yapıyoruz işte bunu e, tüketicilerin, ilgili startupların ve bankaların buna uyum sağlamasına çalışıyoruz. Yani mesela İngiltere'nin en büyük avantajı o. İngiltere biraz buradaki hani gelişmeleri inisiyatiflerle götürdüğü için çok ön plana çıktı. Mevzuat biraz orada arkadan geldi. Ki halen bile çok böyle e, sorgulanan sor, e, yani soru işareti olan alanları var. E, Türkiye'de bu çok daha bence düzgün, düzenli, süreçlere uygun şekilde işledi. Ve yani şu anda merkez bankası dediğimiz gibi burada sorumluluğu aldı. Hı hı. E, bence burada artık izlemek lazım. Yani şunu yap demektense bu çalışmaları destek verip demek lazım diye düşünüyorum. Peki gelelim fintech'lere. Şimdi aslında bu finansal teknolojilere de çok ciddi yatırımlar yapıyorsunuz bankalar olarak ama genel gelişimi Türkiye'de nasıl görüyorsunuz? Hem bir ekosistem olarak sorayım hem de Kuveyt Türk özelinde. Mesela az önce dediniz ki ilk sorumda biz bir fintech'i desteklerken bunun altyapısına da gelecekteki yatırımlara da geri dönüşlerine de çok ciddi bir şekilde bakıyoruz. Yani bu raporlar mesela hani raporları okuduğumuzda genelde acaba fintechler bankalar için bir risk mi e, gibi başlıklar da çıkıyor. Siz böyle düşünüyor musunuz gerçekten? Çünkü ben Türkiye'de baktığımda ağırlıkla daha bir işbirliği görüyorum. Orada bir fintechler risk gibi değil de daha çok banka iştirakleriyle yükselen bir girişim gibi geliyor. Şimdi şöyle biz 10 yıl önce startup startup'lara, içinde fintechlerin de olduğu startup'lara yani hani doğruyu söylemek gerekirse çok sıcak bakmazdık. Çünkü hı hı. iki tane girişimci gelmiş, bir hayali var. Hani biz böyle bankalarız anlatabiliyor muyum? Biz yani koskoca bankalarız koskoca diyorsunuz. Koskoca bankayız yani biz bilmiyoruz da onlar niye biliyorlar? E artık öyle düşünmüyoruz. Yani hı hı. ben bunu belki bütün bankacılar için konuşabilirim. Artık öyle düşünmüyor bankacılar. E burada bir eksikliğimiz olduğunu fark ettik. O da şu bu insanlar hakikaten hayallerine çok bağlılar. Çok fazla motiveler, çok istekliler ve bunu gerçekleştirmek için her şeyi yapabilirler. E ee, öbür taraftan müşteri deneyimine çok önem veriyorlar. Müş gerçekten pazarda doldurulmamış yeri çok iyi anlayabiliyorlar. Ve çok esnekler. Yani bizim gibi mesela silo bazlı çalışmıyorlar. Ama onlar böyle bir kişi birçok işi yapabiliyor. 2 3 arkadaş birçok işi yapabiliyorlar. Şimdi bu taraftan avantajları var. Hı hı. Bir taraftan da ama şunu da onların fark etmesi lazım. Bankaların da büyük avantajı var. O da şu. Bankalar eee regülasyonlara uygun kurumlardır. Bunlar BDDK'nın, işte çeşitli SPK'nın çeşitli otoritelerin düzenlemelerine uygun şekilde hareket eden son derece düzgün kurumlardır. Şimdi, e, bunların regülasyon çerçevesinde onlara katacak başka bazı şeyleri var. Yani platformları bankalarla bir şekilde adapte olup birlikte çalışabilirlerse o zaman müşterinin gözünde de güvenleri artacak. Bugün mesela gidip de müşterilere sorsak xyz bankasında mı hesap açmak istersiniz? Yoksa hani işte bu fintech size sonmuş olduğu sistemde mi hesap açmak istersiniz? Ben eminim yani birçok insan hala bankalarda hesap açmak ister ki bununla ilgili raporlar da var. Güven var. Yani. Güven var Güven. çünkü banka dediğimiz gibi kocaman bir kurum. Öbür taraftan e, bankalar riski çok iyi e, tahlil edip buna göre çok güzel önlemler alabiliyorlar. Bir de bankaların şöyle bir şeyi var objektif bakış olarak. Fintechler biraz önce söylediğimiz gibi hı hı. E, fikirlerine aşık olabiliyorlar. E, bu güzel bir şey ama bazen de bu fikirden pivot etmek yani fikri farklı bir aşamaya, farklı bir iş modeline geçirmek de gerekebiliyor. Bazen aşık olmamak da gerekiyor. Bankalar bu konuda fintechlere çok güzel geri bildirimler veriyorlar. Şimdi mesela e, çeşitli aşamada fintechler var. Yani Bazıları daha hayal aşamasında veya işte ufak tefek kodlarını yazmışlar. Bazılarının her şeyi tamam, müşterisi de var. Artık yatırım bekliyorlar. Şimdi bunların hepsine bankacılık camiasında e, ki Kuveyt olarak destek verilebiliyor. Mesela hızlandırma merkezi merkezleri var, girişimcilik merkezleri var. Mesela Lonca bunlardan bir tanesi. Hı hı. Biz Lonca ile daha çok hayalleri olan, fikirleri olan ama bunları daha ayakları yere basmayan veya henüz yere basmayı be becerememiş veya kısmen yere basanları buraya alıp eğitip onları e, bir kurum haline getirmeye bir şirket haline getirmeye çalışıyoruz. Ve daha sonra da belki bunlara yatırım yapıyoruz. Öbür taraftan hiç bu lonca sürecine girmeden de fintechler bizim bizlerle konuşup, e, hakikaten bize bir katma değer sağlayabiliyorlarsa, müşterileri varsa, e, biz onlarla da ne yapıyoruz? İşte apiler vasıtasıyla vesaire e, entegrasyonlarımızı yapıp, müşterileri bu servisleri sunmaya başlıyoruz. Bence bu anlamda bakıldığında fintechlerle bankalar kesinlikle ee, rakip değiller. Evet. Birbirlerini destekleyen kurumlar. Big Tech deseydik belki onlar rakip olabilirdi. Yani bugün şimdi büyük teknoloji şirketlerinin ödeme sistemleri içine girmiş durumlarını düşünün. Dünyada işte böyle çok büyük kurumlar var. Bunlar bankalar için evet birer rakip olabilir ama FinTech'ler Bence rakip değil. Evet belki onları tehlike olarak görmek evet. daha doğru bankalar Evet kesinlikle. Için. Peki şimdi biraz sizin özelinize gelelim. Sonrasında bu mobil ödeme sistemlerine de girmek istiyorum. Çünkü hayatımızda artık daha fazla değişim dönüşüm var. Burada biraz dünyayla da kıyaslara gireceğim. Yani mobil ödemeler noktasında hani bilmiyorum Türkiye açısından ne düşünüyorsunuz. Ama ben kendi özelinizde özellikle hani bu süreçte salgın dönemi insanlar eve kapandı. Biz eve kapandık evden çalıştık diyorsunuz. Burada hani hiç görmediğimiz ihtiyaçlar çıktı ortaya bankalar açısından da bu böyle özel olarak bu döneme ait yaptığınız çalışmalar var mı e, ya dediğimiz gibi bu biraz sürpriz oldu bu dönem hı hı. E, Tabii ki bazı hazırlıklarımız vardı e, bundan dolayı da Hatta e, iyi konumda olduğumuzu düşünüyorum açıkçası Biz hani bir gün yarın eve gidiyoruz dedik ve evden çalışmaya başladık yani neredeyse pürüzsüz bir şekilde o süreç yönetildi şimdi e, Burada tabii ki bazı şeyler var. Mesela işte uzaktan çalışmanın bazı protokolleri var. Hani bazı araçları var. Mesela VPN dediğimiz. Şimdi bunlar ne oldu? Atıyorum sayısı bunların 500'ü, Biz bunu 1000'e çıkardık. Bu tarz süreçler yaşandı. Yok, ben bunu müşteri açısından sordum. Ha, yani müşteri çalışanlar çalışanlar açısından bakıldığında değil da şöyle yani Şubeye yatırımlar yapmaya devam ettik. şubenin altyapısına özellikle yatırım yaptık ki çok fazla bir yoğunluk olduğunda Mobishube bunu kaldırabilsin diye. Öbür tarafta hani biraz önce söylediğim gibi müşterinin özellikle hani bize gelmek istemediği durumlarda mesela bu senin bankan gibi hı hı. buradaki kurye servislerini neredeyse ilk katına çıkardık. Ki müşterinin burada hızlı bir şekilde hesap açmasını sağlayabilmek için. Onun dışında e, zaten temassız kartlar falan biliyorsunuz onların limitleri de arttırıldı. Biz bunları hemen e, adapte olduk. E, yine de müşteriler şubeye gelmek istiyorlardı. Bunlar için işte kağıtsız bankacılık gibi buradaki... E, kağıt süreçlerinden kurtardığımız bazı sözleşme süreçlerini yaptık. Böylece eskiden 40-50 sayfa imza atarken müşterilerimiz artık bunu bir mobil onayla mobil şubesinde onaylar hale geldi. Ve uçtan uca çok güzel müşteri deneyimi oluşmuş oldu. Öbür taraftan bir e, finansman projemiz vardı. Yani Hı. yurt içi finansman projemiz vardı. Bunu uçtan uca dijitalleştirmeyi planlıyorduk. Bunu zaten 3 yıl önce başlamıştık buna ve artık bu senede bitmek üzereydi. Bunu hızlandırıp bitirdik, şubelerimizi açtık. Böylece arkadaşlarımız daha hızlı bir şekilde finansman başvurularını özellikle müşteriler için yapabildiler. Öbür taraftan şimdi müşterilerimizi açtık ve müşterilerimiz artık böyle bunları kendileri dışarıdan Türk'ün herhangi bir finansmanına başvurabilir hale geliyorlar. Bunları yaptık bunun dışında mesela bir chatbot servisini devreye aldık ki müşterimiz hani şubeye gidip bir şey sormak zorunda kalmasın, call center'a e gidip bir şey sormak zorunda kalmasın ve bir chatbot'umuz oldu. Artık müşteri yazarak arka taraftaki bir robotla iletişime geçerek sorunlarına çözümler bulmaya başladı. Yapmak istediği işleme daha kolay ulaşmaya başladı. Bu bizim için de şöyle iyi oldu. Müşterimizin mobil şube içinde geçirdiği süre azalmış oldu. Hı hı. Hem müşterimiz memnun oldu, hem bizim yoğunluğumuz azaldı. Aslında uçtuğumuz herkes için güzel çözümler biraz olmuş kazan oldu. Biraz kazan kazan olmuş aslında Kesinlikle. karşılıklı. Zaten hızlanıyordu süreç de. Bu süreç biraz birden bire yaptı bu şeyleri. Kesinlikle. altyapı Alt noktasında belki biraz sizin için imtihan gibi bir süreç olmuş olabilir. Evet. Şimdi gelelim mobil ödemelere. Ee, orada da çok ciddi rakamlar var. Özellikle dünyada ilerleyen sistemle birlikte. Örneğin bakıyorsunuz şimdi bir temassız ödeme zaten hayatımızdaydı ama biz bu salgın süreci öncesinde hep temassız ödemelerde geride olduğumuzu konuşurduk. Yani Çin'de örneğin hep uzak doğu örneğini verildik işte bunun çok gelişmiş oldu ama Türkiye'de burada daha daha yeni bebek adımların atıldı. Bu süreç hızlandırdı mı bunu ve yeni ne görüyorsunuz mobil ödemelerde? Dediğiniz gibi özellikle Çin'de yani Amerika'da dünyanın birçok yerinde gerek bankacılık e, altyapılarında olsun. De, gerekse de böyle e, zincir mağazaların e, altyapılarında olsun. E, temassız ödemeler zaten kullanılıyordu. Bizde de kullanılıyor. Hı hı. E, biz temas ödeme deyince hemen aklımıza aslında şey kredi kartı ile temaslı ödeme, geliyor. ödeme gibi ama artık, geliyor ama yani kartlar e, mobil şubelerin içine girdi, hı hı. cüzdanların içine girdi e, ve girmeye de devam ediyor. Şimdi böyle bir ortamda tabii ki bunu hızlandıracaktır. Türkiye için belki şöyle bir de dezavantaj değil de belki şöyle bir dönemde yakalandık. Biz bunun standartlarını düzgün koymaya çalışıyorduk. Yani hı hı. ülke olarak koymaya çalışıyorduk. Şöyle bir QR ödemeyi düşünün mesela. Şimdi Çin'deki uygulama genellikle şöyledir. Kameranızı açarsınız. Karşı tarafta bir tane sabit bir QR vardır. Mesela takside arka koltuğa yapıştırılmış bir QR vardır. Onu kameranızda okuttuğunuz zaman bu ödemeyi yaparsınız. Şimdi biz Şöyle düşündük. Acaba biz açtığımızda QR gösterip bunu e, üye işleri okusun mu? Yoksa karşı tarafta yine biz Çin modeliyle mi gidelim? Şimdi mesela BKM bunu biraz çalıştı. Hı hı. E, şimdi merkez bankası bunu çalışıyor e, ve burada bir standart oluşturdu. Bu standart da bu sene içinde oluştu diyebilirim. Mesela nedir e Şöyle olacak yani bir kere o QR'ın için nelerin girmesi gerektiği, ondan sonra QR'da hangi bilgilerin olması gerektiği. Yüz tanıma gibi mi? E, daha doğrusu şöyle yüz tanıma değil de hani QR'ın içinde o üye işleriyle ilgili, işlemle ilgili bazı bilgiler olması gerekiyordu. Bunlar Hı. standart bilgiler olması gerekiyordu. Ama burada kart mı okutacaksınız? Hayır yine mobil şubenize gireceksiniz. Orada işte mobil ödemelere gireceksiniz. Daha sonra bir ekran açılacak. O ekranla birlikte karşıda QR okuttuğunuz zaman ödemeyi yapmış olacaksınız. Bugün birçok aslında üye şehrinde bunlar var. Ama hani yavaş yavaş yaygınlaşıyor. Şimdi e, yani burada mesela bizim de bazı uygulamalarımız var. Mesela biz de şimdi müşteriye hesaptan ödemeyi QR ile yaptırıyoruz şu anda. Mobil şubemizde bir tane mobil e, bir ödemeler menüsü var. Bu ödemeler menüsünde e, bir ekran açıyoruz. E, bu ekranla gidip oradaki yani mesela e-ticaret sitesindeki QR'ı okutarak kendi hesabından ilgili hesaba hızlı bir şekilde para transferi yapabiliyor. Şimdi bu tarz mesela bir fintech ile çalışıyoruz şu anda. Hı hı. Bunun dışında zaten belli bir süredir biz QR ile ödemeyi şöyle kullanıyorduk. Biz QR ile para çekiyorduk. Evet. Yani bunu özellikle bu dönemde de çok reklamları da yapıldı. Mesela bizim bankamızda da var. Orada da aslında şu var bir tuşa basıyorsunuz. ATM'de bütün tuşlara basmak yerine bir tuşa basıyorsunuz. Ekranda açıyorsunuz, şu kadar para çekmek istiyorum diyorsunuz, gösteriyorsunuz ve parayı çekiyorsunuz. Aslında QR böyle hani çok büyük bir teknoloji değil. tek QR bize şunu sağlıyor, ben o parayı nereden çekiyorum veya ben o ödemeyi nerede yapıyorum? Önemli olan bunun güvenli olması. Evet. Ee, ve e, önemli olan belli standartlarla yapılması ki bu yaygınlaşsın. İşte bu kurumlar hani BKM, Merkez Bankası bu kurumlar, bunu üzerine gidecekler gibi görünüyor. Ben yakın zamanda QR'la çok ciddi ödemeler olacağına inanıyorum. Mesela bu e, mobil ödemeler tablosuna baktığımızda da hep hesaptan hesaba transfer eee ileride en çok artacak gibi beklentiler var. Zaten şu anda da biraz daha öyle ama mesela bunu son birkaç yıldır böyle tartışırız için kartlar artık tarih mi olacak? Şimdi i̇şte nakit tarih mi olacak gibi. Siz uzun vadede böyle bir şey bekliyor musunuz? Yani çünkü QR'la ödeme yarın bir gün sokağa kadar indiğinde, esnafa kadar indiğinde bu artık sizin ve benim para çekimi, çekmem için bir gerekçe kalmayacağı anlamına gelecek. Evet. Ya yani bugün bile mesela ne kadar para kullanıyoruz şehir hayatında? Ne kadar para çekme ihtiyacı hissediyoruz? Yani... Kesinlikle. Dolayısıyla bu bizi parada nereye götürecek şimdi şöyle son 10 yıldır plastik ödemelerin Hani kartlı ödemelerin veya mobil ödemelerin hep arttığını biliyoruz hı hı. bunun da aslında efektifi azaltmasını bekliyoruz ama efektif azalmıyor yani biz mesela bunu özellikle ATM şirketleriyle hep konuşuyoruz onlar da bize o rakamları veriyorlar yani efektif hep artıyor. Bazı ülkelerde azalıyor. Mesela özellikle İskandinav ülkelerinde falan azalıyor ama bizim gibi toplumlarda bu halen artmaya devam ediyor. Yani paraya, nakite ihtiyacımız var. Fakat ilerleyen dönemlerde elbette bunun durağanlaşmasını ve azalmasını ben de bekliyorum. Çünkü dediğiniz gibi burada eğer ki üye iş yeri böyle bir ödemeyi almaya hazır olur da burada ödemeyi yapacak olan da yine buna hazır olursa o zaman arada paraya gerçekten gerek yok. Ben burada, yani bilmiyorum dijital dönüşüm ve bankaları konuştuğumuzda en büyük dezavantajımızın aslında buna dezavantaj hani şu açıdan söyleyeyim, nüfusumuzun olduğunu düşünüyorum. Yani bizim çok ciddi bir genç nüfusumuz var ama bir de bu dijital dönüşümü tam yakalayamamış yaşlı nüfusumuz var. Yani bunu sokağa çıktığınızda da çok rahat görebiliyorsunuz. Yani diyorsunuz ya mesela bizde hala paraya ihtiyaç var. Niye? Çünkü alışkanlık var. Yani 60 yaş üstünü e, bunu nasıl bir anda alıştırabilirsiniz ki? Hadi biz bir nesil olarak bir anda e, geldik bununla beraber ya da siz. Ama 60 yaş üstünü dijitalleştirmek için mesela bence bankaların da burada bir adım atması gerekiyor. Aslında bankalar yapmadı da pandemi yaptı bunu. Evet. <laughs> yani şimdi hiç mesela e, internetten sipariş vermeyen birçok e, ne diyelim annelerimiz, babalarımız işte ilk defa siparişlerini verdiler ve bunun ne kadar güzel bir şey olduğunu gördüler. Evet. Bence bu onlar için bir aşama oldu. elbette şöyle olacak. Yani onlar tamamen buraya doğru geçmeyecekler. Ya yani biz de oraya tamamen bence belki geçmeyeceğiz. ama bu bir köpük oluşturdu ve bu köpük bize güzel bir şeyler olduğunu gösterdi ve biz bunların iyi olduğunu öğrenip buna devam edeceğiz şimdi. O nedenle mobil ödemeler noktasında da aslında bankalardan beklentileri müşterilerin daha da çok artacak. Daha çok yerde geçmesini isteyecekler. Ee, bu 65 yaş, yaş üzeri için de böyle olacak. Bizim için de böyle olacak. Ama bence bizim bir başka sorunumuz var ki Türkiye'de o da bizim aslında bankacılık hizmetlerine daha ulaşamamış bir kitlemiz var. Evet. Yani yanlış hatırlamıyorsam 2015 yılında %56 gibiydi finansal erişim oranımız. Yani banka hesabı açabilecekken açanların oranı e, açamayacak olanları hiçbir yere koymuyoruz yani e, mesela legal bazı nedenlerden dolayı hı hı. şimdi 2020'lere geldiğimizde bu %75'ler seviyesine yükseldi aslında ülke olarak çok önemli bir aşama bir sı sıçrayış yaptık burada fakat halen bir İngiltere'nin halen bir e, İskandinav ülkelerinin olduğu %95'ler seviyesinde değiliz burada gidecek daha yolumuz var bizim bu yolla birlikte bunlar da artacak yani buraya sonradan gelenler Belki efektifle veya nakit parayla bu işi yapmayacaklar. Artık bu ödemelerle yapacaklar. Bu da değişecek diyorsunuz. Kesinlikle. Zaman gösterecek. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim Okan Bey. Rica Yayına katkı için çok, çok teşekkür Çok keyifliydi, çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim, ben de öyle çok keyif aldım. Çok sağ olun. Bugün bankalarda dijitalleşmeyi, katılım bankalarında dijital dönüşümü ve gelecekte konuşacağımız yeni kavramları, yeni ödeme sistemlerini konuştuk Okan Acar'la birlikte. Burada noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.